أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. Aziz, muhterem kardeşlerim, bugün hayra anahtar, şerre kilit olmak hakkında konuşacağız. İslam dini bizleri hayra teşvik etmiş, müminleri en hayırlı kimseler olarak addetmiş ve biz müminlerden de sözümüz, işimiz, düşünüşümüz, niyetlerimiz, duygu ve düşüncelerimizde hep hayra yönelik, hep hayrın devamı ve hayrın çoğaltıcısı olma noktasında bize teşvikte bulunmuştur. Kıymetli kardeşlerim, hayır derken dediği zaman insan şunları anlıyor. Yani hem birey, hem toplum için, hem kainattaki diğer varlıklar için güzel olan, iyi olan, faydalı olan ve o faydayı ve güzelliği artıran her türlü güzellik demektir. Yani iyi, güzel, değerli, faydalı olan her türlü mal, mülk, her türlü yararlı, iyi ve güzel olan iş ve tutum, davranış, insanın iyi olması, iyilik etmesi, üstün olmak, üstün kılmak, bir şey diğerini tercih etmek gibi anlamlara geliyor hayır kelimesi. Kur'an-ı Azimuşşan'a baktığımızda kıymetli kardeşlerim, hayır kavramı 176 defa, 176 ayette geçmiş ve değişik anlamlarda kullanılmıştır. Şöyle, mesela maddi nimetler, dünyevi fayda veren mal, mülk, servet, refah, evlat gibi hususlar, bu maddi nimetler Kur'an'da hayır kavramıyla ifade edilmiş. Yine İslam, Kur'an, hikmet, sağlık, zafer, mükafat ve fayda gibi diğer nimetler de manevi nimet olarak Kur'an'da hayır kavramıyla ifade edilmiş. Her türlü güzel ameller, yani salih amel, iman başta olmak üzere, hasene, takva, maruf ve ahlaka dair olan güzellikler de yine hayır kavramıyla ifade edilmişlerdir. Daha iyi anlamında vel ahiretu hayru ve ebeka, yani ahiret hayatının dünyadan daha üstün olduğu, daha iyi olduğu ve buna benzer bir kısım karşılaştırmalar yapıldığında hayır kelimesi daha üstün, daha iyi, daha güzel olan anlamda kullanılmıştır. Bir diğer anlamı da beşinci olarak şer, kötülük ve benzeri türevlerinin zıddı olarak Kur'an-ı Azimuşşan'da zikredilmiştir hayır kavramı. Bismillah, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, hayırlara koşun hep. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, hayırlı işleri işleyin ki kurtuluşa eresiniz buyurulur Kur'an-ı Kerim'de. Kıymetli kardeşlerim, hayır kavramı Kur'an'da övülen, teşvik edilen ve Müslümanların olmazsa olmaz bir sıfatı ve karakteri olarak addedilmiş, belirtilmiştir. Biraz sonra birkaç ayetten bahsedeceğiz. Özellikle müminlerden bir toplumun da sırf bu iyilik ve hayır olan şeyi yaymak ve kötülüklere engel olmak için tabiri caizse bu noktada örgütlenmesi, bu hizmeti üstlenmesi emredilmiştir. İslami bir kaidedir ki hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş: اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ, yani hayra vesile olan hayır yapan gibidir buyurur sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani اَسْسَبَبُ كَالْفَاعِلِ dusturunca, insan bir şeye sebep olursa ve sebep olduğu şey hayır ve güzelse, o da yapmış gibi Allah indinde ve kullar indinde de böyledir, o güzelliğe, o nimete, o sevaba erişir. Ama sebep olduğumuz şey kötü bir şeyse, bir şerse, bir zulümse, bir Allah'ın günah saydığı bir fısk, nifak veya şirk veya küfür gibi, isyan gibi bir kötülükse, o sebep olan yapanın ortağı olur. Kur'an-ı Kerim'de zulmedenlere taraftar olmayın. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّذ۪ينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ buyurur. Size de cehennem ateşi değer ulaşır buyurur. Yani zalimleri taraftar olmak, onların zulmünü alkışlamak bizatihi o işe ortak olmakla adedilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, yine ayet-i kerimelerde Bismillah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, takva, yani Allah'a saygı olacak, Allah'a itaat olacak, Allah'ın
sorumluluk olarak bizden istediği güzellikler olacak hususlar ve iyilikler için, bir ve takva için yardımlaşın. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah olacak, Allah'ın razı olmayacağı ve düşmanlığa sebep olacak hususlarda yardımlaşmayın. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Takva sahibi olun, korkun Allah'ın emri tutmak hususunda sakının. Yani hataya düşmekten korunun. اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Çünkü Allah'ın azabı şiddetli ve serttir. Yine bir başka ayette kıymetli kardeşlerim, Mü'minun suresi 61. ayette, az önce okuduğum ayet Maide 2. ayette o. Bu Mü'minun suresi 61. ayet, Bismillah. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik hususunda yarışırlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani müminlerin tabiri caizse aslında İslam dini ve Müslümanlık akla bağlamında düşündüğümüzde İslam medeniyetinin en önemli bir karakteristik özelliği hayır dini olmasıdır. Yani iyilikleri, güzellikleri, hayır sayılacak her ne varsa maddi manevi İslam bunları dünya hakim kılmak için vardır. Yani adalet, hak, hukuk, iyilik, güzellik, yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet gibi Allah'ın bizden istediği her türlü güzellik peygamberimizin tavsiye ettiği ve insanlığımızın da bunu mucip kıldığı, aklın ve insanlığımızın hoş gördüğü her türlü hususu İslam bizden istemektedir. Biz aslında Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak bu güzellikleri, zaten İslam eşittir insaniyettir, insanlıktır, en büyük insaniyet İslamiyettir der büyüklerimiz. Bu noktada bizler işte bu hayırları, bu hayır kavramı hepsi kuşatıcı bir kavram olması hasebiyle İslam'ı, imanı ve ihsanı, adaleti, marufu, takvayı ve buna benzer güzellikleri yaymakla görevliyiz kıymetli kardeşlerim. İslam dini hayır medeniyetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden yola çıkarak bir bu hayra vesile olmayla ilgili bir hususa değinmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki insanlardan öyleleri vardır ki inne minen nasi mefatihel hayr megaliqa lişşer insanlardan öyleleri vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin ise kilididirler, sürgüleridirler. Yani aslında İslam olan, Müslüman olan insanların en bariz özelliği budur. Hayrın anahtarı, hayır kapılarını açan, şer sayılacak kapılara ise kilit vuran insandır. Ve inne minen nasi mefatiha lişşerri megaliqa lilhayr. Bir kısım bedbahtlar da vardır ki onların işi gücü şer kapıları açmaktır. Şerre öncü olmaktır. Hayır olan ne varsa da ona engel olur, o kapıları da kapatırlar. Böyle insanlar da var diyor Cenab-ı sevgili Peygamberimiz. فَتُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ Ne mutlu o kimselere ki Cenab-ı Hak hayır kapılarını, anahtarlarını onların eline vermiş. Hayır kapıları onların eliyle açılmaktadır. Onlar hayır kapılarını açan kimselerdir. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ Yazıklar olsun. Onların da tabiri caizse burunları sürtsün. Veil olsun ki onlar da öyle o hani şerrin anahtarı olan kimseler, hayrı kapatıp şeri açan bu noktada öncülük edenlere de yazıklar olsun ki onlar şer kapılarının açan kilitleri ellerine almışlar. Habire şer, nerede bir şer kapısı varsa şerre götüren, insanları kötülüğe ve isyana, küfre, zulme, haksızlığa, yanlışa götüren bir yer ve iş varsa oraları insanların önüne açan insanlar vardır. İşte kıymetli kardeşlerim bu noktada bu hadis hayrın anahtarları ve şerrin anahtarları olabilecek insanlar olduğundan bahsediyor. Mümin insan hayır anahtarlarını taşır. O devamlı yanında, aklında, kalbinde, gönlünde, elinde bütün arıza ve cevahirleriyle hayra anahtar olmak ister. Ki o yaptığı her hayırda hem yapma hem açma sebebi, sevabı hem de o yoldan gidenlerin de ecrine alma mükafatını kazanacaktır.
Değerli kardeşlerim, günlerden bir gün Abdullah bin Cerir, Cerir bin Abdullah isimdeki sahabi anlatıyor. Günlerden bir gün diyor, bir kabile geldi. Hicretin 10. senesinde olan bu kabilelerin İslam'a girme dönemi. Muda kabilesi olduğu rivayet edilen bir kabile geldi diyor. Ve öyle fakir, öyle mağdur, öyle yokluk içindelerdi ki tabiri caizse bir abayı yırtmışlar, bir hırkayı, bir bez parçasını ve boyunlarına geçmiş öyle yarı üryan bir şekilde aç, sefil, böyle zor ta uzak yerlerden İslam'ı öğrenip İslam olmak için gelmişlerdi. Allah Resulü o gelen yüzlerce insanı görünce, o büyük kalabalığı görünce mutlu oldu önce. Ama onların halini, o mağduriyetini, o fakirliklerini görünce de fevkalade üzüldü ve mahzun oldu. Sonra öğle ezanı okutuldu. Öğle namazı kıldı. Allah Resulü bir hutbe okudu ve onlara herkesin yarın için hazırlık yapması gerektiğinden Haşir suresindeki 18. ayeti okudu. Benzer ayetler okudu ve kardeşlerine sahip çıkmalar, yarın için herkesin ne yaptığına bir bakması gerektiğiyle ilgili öğütlerde bulundu. Bir yarım hurma da olsa iyilikte bulmak için onları hayra teşvik etti. Ensardan bir babayiğit hemen kalktı gitti. Kalabalıktan kalktı gitti. Ve Allah Resulü öyle demişti. Herkes dinarından, dirheminden, yiyeceğinden, arpasından, buğdayından, hurmasından, giyeceğinden ne varsa bu kardeşleri için infakta bulunsun, yardım etsin demişti. Bu sahabi, Ensardan olan, zaten lakabı Ensar demek yardım edenler, Medineli Müslümanların en bariz özelliği. Gitti evinden yiyecek, içecek ve giyecekten ne bulduysa büyük bir, tabiri caizse bir çuvalı doldurdu. Kaldıramayacak kadar büyük aldı geldi. Resulullah'ın önüne koydu. Ya Resulullah dedi. Bunu kardeşlerime dağıt dedi. Onu gören diğer sahabiler de tabiri caizse biz niye duruyoruz dercesine herkes ayaklandı. Evlerine gittiler ve İki yiyecek ve giyecekten iki harman yığın oluştu. O kabiledeki insanlara ihtiyaçları oranla dağıtıldı ve büyük bir sevinç, büyük bir mutluluğa vesile oldu. Allah Resulü işte şu hadisi buyurdu ondan sonra kıymetli kardeşlerim. Men senne fil İslami hadisi diye geçen Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dahu. Kim İslamiyet'te İyi bir çığır, iyi bir yol, iyi bir şeye aracılık ederse o işi yapmadan dolayı aldığı ecir yanında o işi o yoldan gidenlerin de ecrinden, mükafatından alır ve o arkadan gidenlerin sevabından bir şey eksiltilmeksizin. Bu hadisin devamında ise şöyle buyurdu yine Allah Resulü وَمَنْ سَنَ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ min gayri en yankusa min avzarihim şeyun. Yani kötü bir çığır açan da o çığırı açmadan dolayı kendisi hem o kötülüğü öncü olduğu için, mesela örnek vermek isterim, diyelim bir kasabada insanlar kendi hallerinde temiz bir hayat yaşıyor. Bir gereksiz geldi, bir bedbaht geldi, orada bir birahane açtı, bir şaraphane açtı ve onu gören gençler yavaş yavaş o kötülüğe alıştı. O insan hem o kötü yeri açmadan, günah olan bir yuvayı, bir yeri açmadan dolayı günah aldı ve orada ilk sefer böyle bir şey çığırı açtığı için o başlangıç günahını aldığı gibi orada içki içen herkesin günaha kadar da günah alır. Bir kahve, kumar oynayan bir kahve de bunun gibi olabilir. Buna benzer, yani insanları günaha, isyana, küfre veya nifaka veya Allah'a isyan olacak bir hususa düşüren, günah ortam, günah sayılacak bir çığır açan insan, o toplumda kendisi, kendi günahını aldığı gibi o yoldan gidenlerin de bütün günahından alır. Onun için insan neye sebep olduğunun çok farkında olmasıdır. Çünkü es-sebebu kel-fail kaidesi vardır. Yani sebep olan yapan gibidir. Günümüzde öyle değil mi? Mesela bir insanı zarar verecek Allah korusun. Diyelim öldürme niyeti var. Siz de teşvik etseniz veya destek verseniz, ona işte bir şeyler verseniz sonra siz tespitle siz de ona iştiraktan aynı cezayı alırsınız. Hatta teşvik etseniz belki de azmettirmekten daha fazla ceza alırsınız. İslam'da da Allah'ın yanında da böyledir. Yani bir insan diğer bir insanı bir kötülüğü teşvik etse, bir hırsızlığa, bir arsızlığa, bir günaha veya Allah'ın sevmediği bir işe öncülük etse, o insan, o diğer insanın da yaptığı günahın
diğer o yoldan gelecek diğer insanların da günahına Allah korusun günahını da üstlenmiş olur Allah korusun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz yine buyurdu, kim bir kimseyi hidayete, hayra, hüdaya çağırırsa kendisine uyanların sevaplarının bir misli ona aittir. Bu sevap kendisine uyanların sevaplarından bir şey eksiltmez. Yani tam tersi de böyledir. Yani bir insan hidayetine, doğru yoluna sebep olursa, namazına, orucuna, itaatine, Allah'a olan muhabbetine vesile olursa, o kulların kaç kişi olursa bu, o insanların hepsinin sevabından kendisi de alır. Hayır kapısı açtığı için. Ama diğer bir insan var ki o da insanları günaha, isyana, küfre, Allah'a inkara olacak ve Allah'a isyan olacak hususlara alıştırıyorsa, o insan da hem kendi günahını alır hem de o yoldan gidenlerin sevap olduğu insanların tümünün de günahına tabiri caizse hamballık eder. Bu şekilde büyük bir bedbahtlık olur. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimuşşan'da Ali İmran suresinde de Cenab-ı Hak 104. ayette Bismillah وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةُ يَدْعُونَ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ buyurarak siz müminlerden öyle bir topluluk her zaman olsun ki bunlar iyiliği emredici, iyiliği yayıcı, kötülüğe de engel olmak için tabiri caizse var güçleriyle mücadele etsinler ki onlar bu şekilde felaha ancak erebilirler. Yani biz toplumsal, sosyal dokuyu bozmayacak mekanizmaları, kurumları oluşturmak zorundayız. Bugün Allah'a hamdolsun işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın varlığı, Sağlık Bakanlığı'nın varlığı, işte emniyetin veya diğer kurumlarımızın varlığı bu toplumun emniyeti, maddi ve manevi emniyeti, güvenliği yönünde bir sigortadır. İşte bu Kur'an'ı ilkenin bir mücessemleşmiş halidir. Kıymetli kardeşlerim, biz Kur'an ifadesiyle Bismillah كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ buyurulan işte yine 110. ayet Ali İmran. Allah-u Teala sizler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, toplumsunuz. Özelliğiniz de iyiliği yayarsınız. İyilik neyse Allah'ın maruf dediği, güzellik dediği hak, adalet, merhamet, şefkat, yardım, dayanışma, güzellik olacak ne varsa onları yayarsınız. Onların öncüsüsünüz ve kötülüklerin de engelleyicisisiniz. Allah'a da tam iman edersiniz buyurur. Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde hayra anahtar olan, şer ve günah olan kapılara kilit olan, sürgü olan kullardan olmayı lütfeylesin. Günahlarımız, kusurlarımız, noksanlarımız da çok. Cenab-ı Hak bu Ramazan vesilesiyle bizleri de affeylesin. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi, bütün İslam beldelerini bu Ramazan vesilesiyle bu salgın hastalıktan muhafaza eylesin. Birlik, dirlik, kardeşlik lütfeylesin. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle sizleri selamlayarak sohbetime son vermek istiyorum.